أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين والحمد لك يا رب العالمين Rabbi euzü bike min hemezzati şeyatin ve euzü bike Rabbi yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas ila ahiril ayet. Ali İmran Suresi 110. ayeti kerime. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Hadis-i Şerifler Külliyatı'ndan keşif notları vermeye devam ediyoruz. Tabii ki hadis-i şerifler deyince birinci derecede hadis-i şerifleri zapt eden Eshab-ı Güzin radıyallahu anhüm ve erdahüm ecmain hazretleri başta gelmektedir. Çünkü Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam okulunda önce en iyi şekilde okuyan onlardır. Hadis-i şerifleri de Peygamberimizden dinleyenler, kavli olanları, sözlü, fiili, takriri olanları anlayıp zapt eden onlardır. Onun için ashab-ı Güzini radıyallahu anhüm ve erdam ecmain öven ayetlerden şimdi bazılarını vermeye çalışalım. Eshab düşmanlığı yapanlar Kur'an-ı Kerim'e karşı koyduklarını bilmiyorlar. Cenab-ı Hak bu okuduğum ayeti kerimede Ali İmran suresi 110. ayeti kerimede buyuruyor, siz insanlar için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, fenalıktan alıkoyan, yüce Allah'a inanan hayırlı bir ümmetsiniz. İşte Muhammed ümmetinin başını Eshab-ı Güzin böyle çekmektedir. Bakara suresinin 143. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak, böylece sizi insanlara şahit ve örnek olmanız için tam ortada bulunan bir ümmet kıldık. Peygamber de size şahit ve örnektir. Yine Fetih Suresinin 18. ayeti kerimesinde, ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, yüce Allah inananlardan ağaç altında sana baş eğerek el verirlerken andolsun ki hoşnut olmuştur. Kimidi o ağaç altında beyat edenler? Eshab-ı Güzin işte. Gönüllerinde olanı da bilmiş, onlara güvenlik vermiş, onlara yakın bir zafer ve ele geçirecekleri bol ganimetler bahşetmiştir. İşte muhacirlerle ensar Eshab-ı Güzin o ağaç altında beyat edenler onlar idi. Eshab-ı Güzin değil radıyallahu anhüm ve erdahüm ecmain. Yine Tevbe suresinin 100. ayeti kerimesinde İyilik yarışında önceliği kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzelce uyanlardan yüce Allah hoşnut yani razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razıdırlar, hoşnutturlar. Yüce Allah Celle Celaluhu onlara içinde ebedi kalacakları, içlerinde ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Cenab-ı Hak Eshab-ı Güzin'den razı olduğunu açıkça ilan ediyor.
Ey hesap düşmanlığı yapanlar, Allah'a karşı koyduğunuzu bilmiyorsanız öğrenin. Yine Vakıa suresinin 10 ve 12. ayeti kerimesinde, iyilik işlemekte önde olanlar, karşılıklarını almakta da önde olanlardır. İslam'ın peygambere yardımcı olmak, İslam'ın cihana yayılması bakımından her çileye katlanan, her zahmete katlanan canlarını, mallarını Allah yolunda harcayan eshab-ı güzündür. Onun için Cenab-ı Hak ne buyuruyor? İyilik işlemekte, İslam'a hizmet edip cihatta, İlimde, irfanda, mallarıyla, canlarıyla cihad eden, önde olanlar, karşılıklarını almakta da önde olanlardır. Yine Enfal suresinin 64. ayeti kerimesinde, ey şanlı peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah'ın yardımı, sana ve sana uyan müminlere yeter. O zaman kim idi? Peygamberimiz yanında eshaptı. Ve kıyamete kadar da peygambere tabi olanlar bu ayeti kerimenin şumulündedirler. Yine Haşr suresi 8 ve 9. ayeti kerimelerde, daha önceden Medine'ye yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlara verilenler karşısında içlerinde bir çekememezlik hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile, onları kendilerinden önce tutarlar. Nefsinin tamahkarlığından korunabilmiş kimseler, işte onlar saadete erenlerdir. İşte burada da Ensar ve Muhacirin bu ayeti kerimede övülüyor. Muhacirler yerlerini, yurtlarını bırakmışlar. Hicret etmişler Medine-i Münevvere. Ensar da onları bağrına basmış. İşte Yüce Kur'an bunları sana bildiriyor. Aklını başına al. Şimdi bunlar ayeti kerimeler. Efendiler, bir de hadisi şeriflere bakalım. Ümmetimin en hayırlısı benim asrımdakilerdir. Sonra bunları takip edenler, sonra da bunları takip eden gelenlerdir. Sonra öyle bir kavim gelir ki, şehadetten önce yemin ederler ve şahitlikleri talep edilmeden şehadette bulunurlar. Bu hadisi şerifin, işte bakın peygamberimizin asrındaki Müslümanlar, tabi'in ve diğer tabiler, burada hadis-i şeriflerle peygamberimiz tarafından övülmektedir. Yine peygamberimizden gelen haberde, eshabıma dil uzatmayın. Nefsimi elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e, Yüce Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz Uhud dağı kadar altın tasadduk etseniz, yine de onlardan birinin bir müt, hatta yarım müt miktarındaki harcamasına sevapça ulaşamazsınız. Evet kıymetliler, bir müt takriben 18 litrelik bir ölçeğe denmektedir. Uhud dağı nerede? Bir
18 ölçek nerede? Hazreti Cabir radıyallahu anh, sevgili peygamberimiz Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini nakletmiştir. Cenab-ı Hak ashabımı nebiler ve peygamberler hariç bütün cin ve inse tercih etmiş, üstün tutmuştur buyuruyor. Bakın eshab-ı güzün dediğimiz zaman içinde hepsi peygamberi gören, iman eden ve imanla ölen ne kadar insan varsa peygamberimizin saadet devrinde hepsi sahabidir. Radiyallahu anhüm ve erdahum ecmain. Yine peygamberimizden gelen haberde kitapta size ne gelmişse onunla amel edeceksiniz. Onu terk etmekte hiçbir özür kabul edilmez. Kitapta bulunmayan bir şey olursa benden vahiy olan sünnet esastır. Benden vahiy bir sünnet yoksa eshabımın söylediğine uyacaksınız. Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Onlardan hangisini esas alırsanız hidayete erersiniz. Ashabımın ihtilafı sizin için rahmettir buyurdu sevgili peygamberimizden gelen bu haberde de. Yine Hazreti Ömer'den gelen haberde bakın peygamberimiz ne buyuruyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğunu anlatmıştır Hazreti Ömer. Eshabımın benden sonra ihtilaf edeceği şeyler hakkında Rabbime sordum. Yüce Allah Celle Şanuhu şu vahide bulundu. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, senin eshabın benim katımda gökteki yıldızlar gibidir. Bazısı bazısından daha parlaktır. Kim onların ihtilaf ettikleri şeyden herhangi birini esas alırsa, o benim yanımda hidayet üzeredir. İşte görüyorsunuz, eshab-ı güzünün ihtilafı da rahmettir. Ve kul olarak yanılma şansı da herkeste vardır. Ama bakın bu yanılma payları bile hak yolda yarış yolunda bir yanılma olduğu için orada da içtihadında yanılana yine sevap verilmiştir. Yine Hazreti Enes'ten gelen rivayette radiyallahu anhü ve erdahum ecmain bakın peygamberimizden ne rivayet ediyor. Yüce Allah beni ve eshabımı seçti. Peygamberimiz buyuruyor. Onları bana hısım ve yardımcılar kıldı. Bilesiniz ahir zamanda bir grup çıkıp onların kadrini düşürmeye çalışacak. Sakın onlarla evlenmeyin. Onlara kız vermeyin. Onlarla birlikte namaz kılmayın. Cenazelerine namaz kılmayın. Onlara lanet etmeniz helaldir buyuruyor. Eshab düşmanlığı yapanlar. Bu haricilerle başladığı eshab düşmanlığı bu diğer ehli bid'at gruplarıyla devam etmektedir. Şia'nın bazı kolları da eshab düşmanlığı yapmaktadır. Ve eshab-ı güzün düşmanlığını yapan herkes için böyle. Diyeceksiniz ki tarihte işte şöyle ihtilaflar oldu.
Onların o ihtilafları Allah katında rahmettir. Hepsinin talebi, yanılan da yanılmayan da, Cenab-ı Hakk'ın rızasını aramak uğrunda ihtilaf etti onlar. Eshabım hakkında yüce Allah'tan korkun, Peygamberimiz buyuruyor. Onları kendinize hedef edinmeyin. Kim onları severse, bu bana olan sevgisi içindir. Kim de onlara buğz ederse, bu da bana olan buğzu sebebiyledir. Onları kim incitirse, beni incitmiş olur. Beni inciten de yüce Allah'ı incitir. Allah'ı incitenin ise belası yakındır. İşte kıymetliler, Peygamberimizden bunları duyduk. Yine Neml suresi ayet 59'da. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, de ki, hamdü sena Allah'a mahsustur. Seçtiği kullarına selam olsun. İşte seçtiği kullar başta eshab-ı güzindir. Evet kıymetliler, bu ayetler ve hadisler, hadis-i şerifler neyi gösteriyor? Bu ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler, ashab-ı güzünün, efendim, onların kesinlikle tadilini ifade etmektedir. Onlar her konuda güvenilir şahsiyetlerdir. Hem adalette hem de hadis-i şerifleri zapt etmekte, hem de güvenilir olma vasıflarını taşımakta onlar önde gelmektedirler. Eshab-ı güzüne dil uzatanların zındık olduklarına dair, bakın şöyle, ilim adamları şöyle demişlerdir. Ebu Zür'atür Razi'nin şu fetvasını kaydeder. Kim? Bağdadi. Yukarıda kaydettiğimiz açıklamalardan sonra Ebu Zür'atür Razi'nin şu fetvasını kaydeder Bağdadi. Bir kimsenin Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabı radıyallahu anhümün kadrini düşürmeye çalıştığını görürsem, bil ki o zındıktır. Zira Resulullah aleyhissalatü vesselam haktır. Kur'an-ı Kerim haktır. Bu Kur'an'ı ve şu sünneti bize Resulullah aleyhissalatü vesselamın eshabı radıyallahu anhüm tebliğ etmiştir. Onlara dil uzatanlar şahitlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Asil maksatları da Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i şerifi iptal etmektir. Cerh edilmek onlara yaraşır. Çünkü zındıktırlar. İşte eshab düşmanlığı yapmak, sünneti, hadisi şerifleri devreden çıkartmak, Kur'an-ı Kerim'i de kendi keyflerine göre yorumlamak için çalışan bir zındık grupları teremiştir. Bunlara dikkat edilmesinin, bakın, çok şart olduğu burada Ebu Zür'atür Razi'nin bu fetvasından da anlaşılmaktadır. Evet kıymetliler, eshab-ı güzünden hata edenler olmamış mıdır? Olmuştur. Hatasız kul olur mu? Ama onların hataları affa uğramıştır.
Orada bir kadın bulacaksınız. Bakın Hatip el-Belta, Hatip İbni Ebi Belta ile alakalı bir konuyu size duyuralım. Hatip denilen bu zatı muhterem, eshabı güzin, bakın bir iş yapıyor. İslam ordusu Mekke'yi kuşatacak. Gizli savaş işleri gizli olur. Peygamberimiz işi gizli tutuyor. Mekke'yi putperestlerden, müşriklerden kurtarmak için. Fakat Mekke'nin içinde gizli Müslümanlar var. Bunların da zarar görmemesi için bakın ne oluyor? Zarar görmemesi için Hatip gizli bir mektup gönderiyor bir kadın ile. Peygamberimize bu durum Cebrail aleyhisselam getirip Allah tarafından haber veriliyor. Peygamberimiz de hemen kadının peşinden süvariler gönderiyor. Orada bir kadın bulacaksınız. Beraberinde bir mektup var. Mektubu kadından alın, dedi Peygamberimiz. Ve bizim süvariler kadını yolda yakaladılar. Kadın mektubu saçlarının arasından çıkarttı. Sonuçta verdi. Bunu da Hatib'in gönderdiğini de Peygamberimize zaten Cenab-ı Hak haber verdi. Kadının mektubunda da durum ortadaydı. Neticede Hatib'i Peygamberimiz çağırdı. Ey Hatib, bu da ne, dedi Peygamberimiz. Hatib dedi ki, ey Allah'ın Resulü, hakkımda acele hükme gitme. Ben Kureyş'e bağlı bir kimseyim. Seninle beraber olan muhacirlerin Mekke'de akrabaları var. Orada kalan ailelerini onlar korur. Benim onlarla nesep bağım olmadığı için böyle bir himayeden mahrumum. İstedim ki böylece onlarla bir irtibatım olsun da oradaki yakınlarım himaye görsün. Bu davranışım küfürden veya dinimden irtidat etmemden ya da İslam'ı seçtikten sonra küfre rıza göstermemden dolayı değildir, diye özrünü beyan etti. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hatib'i dinledikten sonra doğru söyledi. Ona hayırdan başka bir şey söylemeyin diye tasdik etti. Hatib'e kızan sahabilere Peygamberimiz hayır, o Bedir gazvesinde katıldı. Ne biliyorsun, belki de Yüce Allah dilediğinizi yapın, size affettim buyurmuştur, cevabını verdi. İşte Eshab-ı Güzin'in böyle yanlış yapanları olmamış mıdır? Olmuştur. Ama bakın, Bedir eshabına af var. Ve sahabi Güzin'e, işte okuduğumuz ayetlerden, onların yaptığı yüksek hizmetlerden dolayı onlara affı mağfiret var. Dereceleri çok yüksek. Onun için Eshab-ı Güzin'i yargılamaya kimsenin kalkmaması lazım. Ne dedi? Hata ettin. O cehenneme girmez, dedi. Birisi dedi ki, o cehennemlik, dedi sahabiden biri. Peygamberimiz ne dedi? Hata ettin, o cehenneme girmez. Çünkü Bedir ve Hudeybiye gazalarında bulundu, dedi. Cenab-ı Hakk'ın verdiğini kimse alamaz. Vermediğini de kimse veremez. Bu gibi delillere dayanan
birçok alim eshaptan hiçbirinin cehenneme gitmeyeceği, hepsinin cennetlik olduğu, Cenab-ı Hakk'ın onların kusurlarını affettiği hükmüne varmışlardır. Çünkü onlar yüce İslam'ın yeryüzüne yayılması için canlarını, mallarını feda eden zat-ı muhteremlerdir. Niceleri şehit olmuştur, niceleri de Allah yolunda her şeylerini feda etmişlerdir. Ömür boyu da ilim irfanla çalışmışlardır. İlim irfan ile sahabinin o büyük zat-ı muhteremlerinin dünyaya dağılmasıyla yeryüzüne İslam yayılmıştır. Bir yandan ilmi çalışmalar, irşatlar, tebliğler, öbür yanda düşman saldırılarına karşı cephede yapılan cihatlardır. Evet kıymetliler, işte buradan anladığımıza göre Hanefiler casusluk yapan kişinin mümin olması halinde idam edilmeyeceği hususunda icma eder. İmam tazir cezası verir. Mevkii olan birisi ise af da edilebilir derler. Bu da o zamanki duruma göre, şartların incelenmesine göre, efendim devlet başkanının, halifenin durumu inceledikten sonra varacağı kanaata göre, yani Hanefiler İslam'da diğer müştehitlerimizde olduğu gibi her konuyu incelemişlerdir. Yine Hazreti Ömer bir konuda öfkelenir. Fakat Resulullah aleyhissalatü vesselamla olan sohbeti sebebiyle herhangi bir ceza uygulamaz. Şimdi Peygamberimizle sohbet eden bir sahabiye öfkeleniyor Hazreti Ömer. Ama Peygamberin huzurunda oturup sahabi olduğu için de ne yapıyor? Onu cezalandırmıyor. Çünkü her suç cezayı gerektirmez. Cihanda kusursuz insan bulunmaz. Velakin her kusur teftiş olunmaz diye bunu da iyi bilmekte fayda var. Ben size Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan bir söz edip nakilde bulunduğum zaman yalan söylemektense gökten atılmayı tercih ederim. Bunu kim diyor? Hazreti Ali söylüyor. Fakat benimle sizin aranızda cereyan eden meselelerde konuştuğum zaman şunu bilin ki harp bir hiledir. Savaş anında söylüyor Hazreti Ali bunu. Evet kıymetliler, yine Allah sizi imtihan ediyor. Kendisine mi yoksa ona mı itaat edeceksiniz diye. Hazreti Ayşe radıyallahu anhayı asla tekfir etmediğini gösteriyor. Fakat görüşlerinde yanıldığında Ammar Hazretleri hiç mi hiç tereddüt etmiyor. Ayşe Sıddık'a validemiz annemiz, Allame-i Cihan'dır. Ama Ammar Hazretleri Cemel olayında Hazreti Ayşe'nin yanıldığını, bu yanılgısının da farkına varıp geri dönmek istediğini, fakat yanılanlar, bilhassa genç akrabaları, yeğenleri
efendim buna engel olduğunu, hatta Hevab'dan geçerken Peygamberimizin hadisi şerifini hatırladığını, geri dönmek istediğini söylediği halde ne yapmışlardır? İşi çığırından çıkarmışlar. Cemel olayı istemeye istemeye, Ayşe Sıddık'a annemiz istemeyerek, Zübeyre Avvam sonuçta o da uyanıyor, istemiyor. Talha Hazretleri o da farkına varıyor işin, o da istemiyor. Ama iş çığırından çıkınca takdirde ne varsa olacaklar oluyor. Sıffın Savaşı'nda da böyle olanlar vardır. Orada bagiler, tagiler de vardır. Ve Sıffın meselesinde Hazreti Ali'nin haklı olduğu, bunun karşısındakilerin de kimisinin müştehit olanların yanıldığını, diğerlerinin de bağı tayi olduğunu, ülema ve ortadaki deliller, belgeler ortaya koymuştur. Fakat bizim onları yargılamak gibi bir durumumuz yoktur. Ülema bu konuda dilini tutmuş, Allah'a bırakmışlardır. Birçok haberler vardır bu konuda. Eshab-ı Güzi'nin arasındaki çıkan ihtilaflar konusunda. Yarın mahşerde Cenab-ı Hak hükmünü verecektir. Ama bize düşen Allah'ın yargılayacağı işte biz yargıç olamayız. Onun için Eshab-ı Güzi'ni rastgele kötüleyenler kendilerinin zındık olduklarını unutmasınlar. Evet, yine Ammar Hazretleri, bak Ayşe annemize ne diyor? Vakar ile evlerinizde oturun. Evvelki cahiliyet yürüyüşü gibi yürümeyin. Ayetini kastediyor. Şimdi Ayşe validemiz, bakın Allah'a kasem olsun, sen hakkı söyledin diyor. Ammar'a sen beni niye suçluyorsun demedi ki. Senin lisanınla hakkımda bu hükmü veren Allah'a da hamdolsun dedi. Cemel olayında keşke bulunmasaydım da 20 sene önce ölseydim demiştir Ayşe annemiz. Bunlar bir fitnenin fırtınasıdır. Nicelerini aldı götürdü. Ama göksünde imanı olanlar, niyetinde Allah'ın rızasını arayanlar, Allah'ın rahmetine, merhametine, mağfiretine mazhar olurlar. Sahabeyi kimse yargılamasın. Evet kıymetliler, sevgili Peygamberimizden gelen haberde, İçtihadından isabet edenin iki sevap, İçtihat ve isabet sevabı efendim alacaktır. İsabet edemeyenin bir sevap alacağına dair hadislerini esas alarak diğer tarafın ittiham edilemeyeceği hükmüne varmışlardır. Burada Hazreti Ali de bakın bu haberi o vermiş, kendisine silah çeken eshaplara kafir dememiştir. Çünkü ashab-ı kiram içtihat yapmakta yetkilidirler. Bir insanın içtihatta yetkisi varsa isabet etme şansı olduğu gibi yanılma şansı da vardır. Sahabelerin tabakaları konusunda hakim En-Neysaburi'nin taksimine baktığımız zaman 12 tabakaya
ayırmışlardır. Tabii ki gökteki yıldızların daha parlak olanları olduğu gibi hepsi parlamaktadır. Ama daha çok parlak olanları vardır. Sahabi de böyledir. Öne çıkan çok fazla parlayanları olduğu gibi hepsi parlıyor ama parlama dereceleri farklı olan yıldızlar gibidirler. Ashab-ı Güzin. Birinci tabakadaki olanlar Mekke'de ilk Müslüman olanlar ve dört halife gibi zat-ı muhteremlerdir. İkinci tabakada Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından sonra İslam'a giren Darun Netve azalarıdır. Habeşistan'a hicret edenler, üçüncü tabaka. Dördüncü tabaka, birinci akabe biatına katılanlar. Beşinci tabaka, ikinci akabe biatına katılanlar ki çoğu Medinelidir. Altıncı tabaka, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam henüz Medine'ye girmemişken, Kuba'da iken ona gelen muhacirler. Yedinci tabaka, Bedir Savaşı'na katılanlar. Sekizinci tabaka, Bedir'den sonra Hudeybiye sulhüne kadar hicret edenler. Hudeybiye'de Beyatur Rıdvan'a katılanlar. O ağaç altındaki beyat edenler. Hudeybiye ile Fethi Mekke arasında hicret edenler. Halid İbni Velid ve Amir İbni As bunlardan 10. tabakadalar. Bakın bunlar. 11. tabaka fetih günü Müslüman olanlar. Yani Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman olanlar. Bunlar 11. tabaka. 12.si ise fetih günü veda haccı ve diğer fırsatlarda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı gören eshab çocuklarıdır. İşte 12. tabaka da eshabın çocukları. Fazilete göre taksimleri en efdali sahabenin Hazreti Ebu Bekir, sonra Hazreti Ömer, sonra görüyorsunuz Ehl-i Sünnet bu hususta icma ederler radiyallahu anhüm. Sonra sırasıyla Osman İbni Affan, Ali İbni Ebi Talip, Hazreti Osman ve Hazreti Ali gelmektedir. Radiyallahu anhüm verdan mecmain. Ve aşere-i mübeşşerenin geri kalan efradı gelir. Bu dört zattan sonra aşere-i mübeşşere 10 kişidir. Diğer altısı gelir ki o altıdan birisi Sa'd İbni Ebi Vakkas, Said İbni Zeyd, Zeyd İbni Amir, İbni Nüfeil, Talha İbni Ubeydullah, Zübeyir İbnül Avvam, Abdurrahman İbni Avf ve Ebu Ubeyde, Amir İbnül Cerrah radıyallahu anhüm ecmain gelmektedir. Aşere-i Mübeşşere'den sonra Bedir eshabı gelir. Bakın derece bakımından. Çünkü İslam'ın ilk savaşı Bedir savaşıdır. Sonra Uhud ashabı gelir. Bakın Uhud savaşına katılanlar gelir. Bedir Savaşı'ndan sonra. Bunları Hudeybiye'de Beyatur Rıdvan'a katılanlar takip eder. Ensardan birinci ve ikinci akabe beyatlarına katılanlar ve sabigun nel evvelunla ilgili farklı görüşler vardır.
Es-sabikun el-evvelun olanlar da ashabın mümtazlarıdırlar. Ancak ayette, ayeti kerimede zikri geçen es-sabikun nel-evvelunla ilgili farklı görüş var. Said İbnül Müseyyeb'e göre bunlar iki kıbleye de namaz kılanlar. Şabi'ye göre Beyatur Rıdvan'a katılanlar ve Muhammed İbni Kâb'a göre Bedir eshabıdır. İlk Müslüman olandır denmiştir. Buradan nereden bakarsak bakalım, eshabı güzünün işte öne çıkan parlak yıldızlarıyla birlikte eshabın güzünün tamamı gökyüzünde parlayan yıldızlar gibidir. Onun için alim olan sahabiler de ayrıdır. Mesela çok alim olanların birçokları aşere-i mübeşşere, hulefai raşidin, mesela İbni Abbas tefsirde, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Übey İbni Kâb, Zeyd İbni Sabit gibi Eshab-ı Güzün'ün içerisi alim doludur. Şimdi Ebu Derda, İbni Mesud, İbni Ömer, Hazreti Ayşe, Mesruk, efendim, ayrıca Mesruk şöyle der, sahabenin ilmi 6 kişide toplanmıştır. Ömer, Ali, Übey, Zeyd, Ebu Derda. İbni Mesud sonra bu altının ilmi de Hazreti Ali ve Abdullah İbni Mesud da toplanmıştır. Bak görüyorsunuz. İraki Hazreti Ali ile İbni Mesud hususi gayretle öbürlerinin ilmini de kendi ilimlerine katmışlardır diyerek Mesruk'un sözünü açıklığa kavuşturmuştur. Bunlardan sonra şu 20 kişi gelir. Bakın, Hazreti Ali ile bütün eshabın yüksek alimlerini saydı. O ilimler sonuçta diyor, bak Ali ile İbni Mesud'da toplandı diyor. Bu 20 kişi de Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Ebu Musa, Muaz İbni Cebel, Sa'd İbni Ebi Vakkas, Ebu Hüreyre, Enes, Abdullah İbni Amir, İbnil As gibi, Selman, Cabir, Ebu Said, Talha, Ez-Zübeyr, Abdurrahman İbni Af, İmran İbni Hüseyin, Ebu Bekre, Ubade, İbadetül İbni Samit, Muaviye, İbni Zübeyir, İbni Seleme, Hazreti gelmektedir ki radıyallahu anhüm ecmain. Şimdi bir de eshabın içinde ismi Abdullah olan alimler vardır. Bunlara Abdullahlar denir. Efendim, sahabenin sayısı konusunda da çeşitli görüşler vardır. En son vefat eden sahabenin de daha önceki dersimizde de geçtiği gibi efendim Ebu Tufeyl, Amir İbni Vasile el-Neysi radıyallahu anh hazretleridir. Ve bunlardan başka her İslam vilayetinde bir sahabi, en son vefat eden sahabiler de kayda alınmışlardır. Yine tabiler de incelenmiş,
kayda altına alınmışlardır. Sahabi ile sahabi okulunda okuyanlara da tabiler denir. Tabilerin okulunda iyi okuyanlara da etba'u tabi, tebai tabi'in denmektedir. Onun için bu kıymetli üç asrın, hatta buna dördüncü asrı da ekleyenler vardır. Bu asırların önceki saadet devrinden başlayarak gelen asırların Müslümanlarını Eshab-ı Güzin, Tabi'in ve Etba-ı Tabi'in bunların kıymetini bilmeli, yersiz konuşmamalı, yerli yerince hareket etmeye çalışılmalıdır. İnşallahu Teala Tabi'nin tabakaları ve Muhatramun gibi konularda da sizlere bilgi vermek üzere inşallah dersimiz devam edecektir. Burada dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız.